Kanala battık. Ne olur acil ambulans. Kanal suyuna battık. Kaza mı yaptınız? Evet. Adres tamam. Adres verin. Tamam, neresi? Kanal suyu, kanal suyu. Ne olur yardım edin. Allah için yardım edin. Bir daha girelim lütfen ya. Çok bir şey var, fark ettiniz mi? Bir daha okuyun. 112 acil çağrı merkezim. Ne olur ya, acil ambulans. Acil ambulans. Ne oldu hanımefendi? Kanala battık. Ne olur acil ambulans. Kanal suyuna battık. Kaza mı yaptınız? Evet. Adres tamam. Adres verin. Tamam, neresi? Kanal suyu, kanal suyu. Ne olur yardım edin. Allah için yardım edin. Kanala battık diyor. Fark ettiniz mi? Evet. Sanki böyle düşmüş, biri o itmiş gibi yani. Sonra tabii o sırada şu olayın şokunu yaşıyor. Olay yani, bir yandan çocukların çığlıkları var. Ve deriden ya sadece işte görevlinin oraya gelmesini istiyor ve kanala bağlı. O da diyor ki, görevli soruyor. Çünkü Hasan Efendi diyor ki, benim eşim diyor bunun bir kaza olduğunu orada 112 görevlisine söyledi diyor. Hayır. Şimdi bir an önce onların gelmesini istiyor ve evet evet diyor. Yeter ki gelin diyor. Kaza mı? Yani oradaki görevli de yani bunun cinayet iddiası o da olayın saniyelerinde bunlar oluyor. Ve diyor ki kaza mı? Aklına o geliyor yani. Neden suya düşer ki? 5 çocuk bir anne. Nasıl düşer ki? Niçin düşsün ki? Bir kaza olabileceğini düşünüyor hanımefendi. Arkasından işte o da evet evet diyor. Bir an önce gelin, hatta adresi bile ya yani bir an önce gelmeli ve sürekli yalvarıyor. Sürekli yalvarıyor, sürekli yalvarıyor. O sırada of. Kanala battık ne demek ya? Özlem onu söylüyor. O benim kafama takıldı şimdi. Bir daha gelsin. Dediğim gibi Hasan planlıydı. Özlem bunların farkında değildi. Dışarı çıkacağım dedi. Cinayeti itiraf ettiği zaman bu dediğimi de tekrar edip söyleyecek zaten. Tabii hala vicdanı olduğunu ve itiraf geleceğini düşünüyorum. Ettirirler. Bir daha şu ses kaydı gelsin lütfen. 112 acil çağrı merkezim. Ne olur ya, acil ambulans, acil ambulans. Ne oldu hanımefendi? Kanala battık. Ne olur acil ambulans. Kanal suyuna battık. Kaza mı yaptınız? Evet. Adres tamam. Adres verin. Tamam, neresi? Kanal suyu, kanal suyu. Ne olur yardım edin. Allah için yardım edin. Pınar, ya arkadaşlar koydunuz mu ses kaydını? İzleyiciler ne düşünüyor? Hemen merak ediyorum. Ona birkaç tane yorumu söyler misiniz? Ben sıcağı sıcağına bakamıyorum. Aslıcığım birkaç yorumu da şimdi koyuyorum sevgili izleyiciler. Ne düşünüyorsunuz? Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye. Instagram'a yazar mısınız lütfen? Kanala battık. Düştük. Yanlışlıkla burada düştük. Demiyor yani. Kanala battık. Şu 112 görevlisiyle yapılan, bu kez başka bir görevliyle konuşuyor. Ve ısrarla birilerinin gelmesini istiyor. Çünkü yavaş yavaş sürükleniyor. 4 çocuk arkada. O sırada Özlem yukarı çıkmış. Çocuklar altta çığlık atıyor. Korkunç, korkunç, korkunç. Ama o sözleri ekranlara getireceğiz. Çok önemli, çok kıymetli. Gelsin ekranlara. İkinci lütfen arkadaşlar kayıt. Boğuluyoruz. Ne olur su doluyor. Tamam, sakin olun. Adresi söyle. OSM hastanesinin yanındayız. Su kanalında boğulmak üzereyiz. Tamam, sakin ol. Tamam. Tek başına mısın? Kaç kişisiniz? 5 çocuğum var. Eşim yukarıda. 5 çocuğum var. Ne olur boğulmak üzereyiz. Boğulmak üzereyiz. Boğulmak üzereyiz. Abla, araba kanalı mı uçtu? Abla, alo. Ne olur gelin. Tamam, ambulans gönderdim abla. Abla, sesim geliyor mu? Ne olur yardım edin. Araç suyun içinde. Kanalın içindeyiz. Araç su alıyor. Ne olur yardım edin. Konum attık. Ben ve 5 çocuğum ölmek üzereyiz. Ne olur Allah rızası için. Acil acil, ne olur boğulmak üzereyiz. Abla abla, suya batıyoruz. Allah rızası için suya batıyoruz. Haklısın ama bana adresini belli etmen gerek. Köyden geliyorduk. Bu Yedikuyu köyünden. Kanal yok mu? Kanala girdik. Yedikuyu'dan kanala doğru, Urfa'ya doğru. At çiftliğinin oradaki kanal. Ne olur acil yetişin. Ne olur 5 çocuğum var arabada. Su dolmak üzere. Yarısını tuttu Allah rızası için. Tamam. Göbeklitepe At çiftliğinin yanındaki kanal mı? Evet evet, ne olur. Araba battı, ne olur. Araba battı Allah rızası için. Batıyoruz, batıyoruz. Abla, yüksekte kalmaya çalışın. Yüksek olmuyor. Araba batıyor. Arabayı kullanan, arabadaki herkes konuşuyor mu? Evet, ne olur.
Ne olur, araba batıyor. Allah rızası için benimle çocuklarım ölmek üzereyiz. Köleniz olayım ne olur. Allah için hayatımızı kurtarın. Bir dakika telefonu kapatacağım. Seni tekrar arayacağım. Batıyoruz, batıyoruz. Telefonla konuşamıyorum. Batıyoruz, batıyoruz. Abla, abla. Batıyoruz, batıyoruz. Korkunç değil mi? Didem abla, ben bu Hasan... Adalet elini yeter bulacak. Ama. Adalet elini bulacak, merak etme. Daha geçeceksin, daha geçeceksin bebek gibisin. Yazıları mı okuyorsun? Kardeşinin, ablanın çaresizliğine tabii üzülüyorsun. Allah'ım ya, tam o sırada 5 dakika boyunca konuşuyor. Senin çocuklarına küçük kefen giydirdiler Özlem. Senin, sana da çocuklarına kefen yakıştırdılar Özlem. Senin çocukların küçüktü, sen de küçüktü Özlem. Nasıl kefen giydirdiler Özlem, nasıl giydirdiler Özlem. Özlem kurban olayım seni. Oh, Allah sabır versin ya. Tabii onlar da 112 görevlisi de yani olayı bir yerini bir anlamaya çalışıyor. Yani o sırada 5 çocuğun tabii anlatmaya çalışıyor. Onlar da biraz anlamamışlar. Bayağı bir zaman geçiriyor. O sırada Hasan ne yaptı acaba ya? 5 dakika boyunca eşi suda gidiyor. Hiçbir yeri kırık değil Hasan Efendi'nin. Hiçbir yerinde bir şey yok sevgili izleyiciler. Hiçbir yerinde bir şey yok. Yani senin karın, çocukların ölüme gidiyorlar yani. Onları boğulmasını bekliyor ya. Ay ne bileyim sevgili izleyiciler onları ya. Onları boğulmasını bekliyor yani. Yani en aşağı sen o zaten orada bekliyor. 2-3 sene kurtarmış olabilirdin ya. İstimlerle yani. Tatile gitmesini biliyordu. Yüzme biliyor mu? Evet, abi, yüzme biliyor. Her yıl, her yıl. Yüzme biliyor mu? Evet, biliyor. Evet, biliyor, yalan söylüyor. Yüzme biliyor. Her yıl nereye tatile gitmiş İstimler? Mersin'e tatile gitmişlerdi İstimler. Al Fatih'e 4-5 sefer gitti, yalan söylüyor yani. O zaman yüzme biliyorsa, ben yani özür dilerim, haddim değil ama. Sayın Savcım, atın bir havuza yürüyor mu, yüzüyor mu, yüzmüyor mu? Yüzmez ki. Suçlu olduğunu biliyor, evet, o suda yüzmez. Evet, görmek lazım. Atacaksın, yüzme biliyor. Bakayım yüzüyor. Bir kat yaptırmak lazım. Bir tatbikat. Vallahi bir canlandırma haddim değil ama bir öneri sadece. Yani bir olay yerine götürüp bir tatbikat yapıldı mı bilmiyorum. Ne yapıldı, ne kadar yapıldı. Gizli karar olduğu için de olsun hepsini bilmiyorum yani. Yani o sıra atacaksın onu. Sen nereden atladın? Bir canlandırma yapıldı mı acaba? Doğan'a yapılmış mı böyle bir şey? Bilmiyoruz yani. Gizli kararı aldırdı sayın başsavcım. Soruşturma savcım. Ya şu ibretlik şeyler... Ve Didem Hanım o sıra suya atılsa dahi yüzmez o. Çünkü dışarıda onun boğulmasına izin vermeyecek insanların olduğunu biliyor. Bilerek yüzmez o. Onu anlarlar. Anlarlar onu canım. Umarım. Anlarlar yani. Yani tam 5 dakika boyunca Hasan yukarıda diyor. Onu fark ettiniz değil mi? Hasan'ı soruyorlar. Evet. Hasan yukarıda diyor. Tabii Hasan neden yukarıda? Anlamamış biliyor musun Özlem? Olayın şokuyla sadece bir an önce ambulansın gelmesini istemiş ve anlamamış yani. Şu bir daha gelsin ekranlara ikinci ses kaydı arkadaşlar. Boğuluyoruz, ne olur su doluyor. Tamam, sakin olun, adresi söyle. OSM hastanesinin yanındayız. Su kanalında boğulmak üzereyiz. Tamam sakin ol, tamam. Tek başına mısın, kaç kişisiniz? 5 çocuğum var, eşim yukarıda. 5 çocuğum var. Ne olur boğulmak üzereyiz. Boğulmak üzereyiz. Boğulmak üzereyiz. Abla, araba kanalı mı uçtu? Abla, alo. Ne olur gelin. Tamam, ambulans gönderdim abla. Abla sesim geliyor mu? Ne olur yardım edin. Araç suyun içinde. Kanalın içindeyiz. Araç su alıyor. Ne olur yardım edin. Konum attık. Ben ve 5 çocuğum ölmek üzereyiz. Ne olur Allah rızası için. Acil acil ne olur boğulmak üzereyiz. Abla abla suya batıyoruz. Allah rızası için suya batıyoruz. Haklısın ama bana adresini belli etmen gerek. Köyden geliyorduk. Bu Yedikuyu köyünden. Kanal yok mu? Kanala girdik. Yedikuyu'dan kanala doğru, Urfa'ya doğru. At çiftliğinin oradaki kanal. Ne olur acil yetişin.
Ne olur, 5 çocuğum var arabada, su dolmak üzere. Yarısını tuttu Allah rızası için. Tamam, Göbekli Tepe At Çiftliği'nin yanındaki kanal mı? Evet evet, ne olur, araba battı, ne olur. Araba battı, Allah rızası için, batıyoruz, batıyoruz. Abla, yüksekte kalmaya çalışın. Yüksek olmuyor, araba batıyor. Arabayı kullanan arabadaki herkes konuşuyor mu? Evet, ne olur. Ne olur, araba batıyor, Allah rızası için benimle çocuklarım ölmek üzereyiz. Köleniz olayım, ne olur. Allah için hayatımızı kurtarın. Bir dakika, telefonu kapatacağım, seni tekrar arayacağım. Batıyoruz, batıyoruz. Telefonla konuşamıyorum, batıyoruz, batıyoruz. Abla, abla. Batıyoruz, batıyoruz. Su dolu. Yani o sırada At Çiftliği'ne döndük. At Çiftliği'ne doğru gidiyorduk. Oradan sola döndük demiyor. Kanala direkt şey diyor. Battık, battık diyor. Direkt kanala battık diyor. Şu anda yorumlarınızı okuyorum sevgili izleyiciler. Özlem 112'yi arıyor. Eşim yukarıda diyor. Yani sizce katil kim olduğu belli değil mi diye yorum yapmış bir izleyicimiz. Birçoğu cinayet olduğunu ve bunun planlı bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ve Özlem aslında orada hala olayın farkında değil yani. 5 çocuk babası insan nasıl kıyar diyor yazıyorsunuz. Yorumlarınızı okuyorum sevgili izleyiciler. O sırada dışarı çıktığında onun diğer telefonu... Onun üzerindeydi. Üzerinde miydi? Ve 112'yi aramadı. Ve yalan söylüyor. Akrabaları falan, köy muhtarı aramadı. Kendisi akrabalarını aradı. Telefon ondaydı. Bundan adım gibi eminim. O telefon suda olsaydı arabada bulunurdu. Çünkü Hasan'ın telefonu, bir tane telefon ortada çıkmıyor. Hangi telefonlar çıkmıştı arabada, söyler misin bir daha? 3 tane çıkmıştı. Özlem'in, Asmi'nin, bir de Hasan'ın böyle düşük, pis bir telefonu vardı. O çıkmıştı ama Hasan'ın esas kullandığı telefon yoktu arabada. Ondaydı. Ya sevgili izleyiciler, bir çok önemli bir telefon dedi arkadaşlarım. Şu ibretlik görüntüyü, benim her gün yayınlamak istediğim şu görüntü var ya. Yani bence ben o görüntüyü her gün yayınlayacağım. İstim sen gelinceye kadar ben o görüntüyü her gün yayınlayacağım. Bu arada sen bir gebelik geçirmişsin. Çocuğun hayatına da Antep'te son vermişsin. Gayri resmi olarak bu işlemler yapılmış. Hastanenin ne olduğunu da biliyoruz. Gerekirse hastaneyi de açıklarım yani. Tamam mı? Gelsin, şu görüntü hazır mı arkadaşlar? Ya şu ibretlik görüntüler ya. Bir de bunun arkasında bu görüntüleri bir izler misiniz? Ne düşünüyorsunuz ya? Ya ben çok şey düşünüyorum da. İzleyelim lütfen. Her gün yayınlayacağım İslim. Tamam mı Hasan Efendi? Her gün yayınlayacağım.